Vallahi ben emekliyim. Daha zamlar yansıdı ama ne derece yansıdığını bilmiyorum. Maaşımızı almadık. Ama hayat hakikaten çok pahalı. Yani benzin kuyruğuna girdim. 79-80 o aralarda, o yıllarda. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştı. Ondan dolayı Amerika Birleşik Devletleri bize ambargo uyguluyordu. Mallar yoktu. Yani ithalatı zordu. Ondan yoktu. Benzinin litresi 85 kuruştu. 115 kuruş yaptılar, her taraf benzinden geçilmez oldu. Niye? Karşılamıyordu. Adamlar da haklı. Aldığını satamazsa nasıl karşılasın? Değil mi? Aldığı malın yerine yenisini koyuyor. Bugün de yani hükümet elektriğe, doğalgaza zam yapıyor. Orada bir sürü danışmanı var. Reisi kandırıyorlar. Belki o danışmanların hiç mi kafası çalışmıyor? Enerjiye zam gelince her şeye otomatik zam gelecek. O zaman enerjiye sübvanse et. Ondan sonra da vatandaş zam yapmasın. Zam yapanın da başına bin. Ama öyle bir şey yok. Çünkü hükümette artık idare edecek güç kalmamış. Hani bir laf var, beşli çete diyor. O beşli çete yani zengin. Adam ya böyle bir saçma ülke olur mu? İhaleyi alıyor 5 kişi. O alan adam başkasına veriyor, o da başkasına veriyor, o da başkasına. 5 kişi para kazanıyor. Böyle adalet olur mu? Böyle ülke kalkınır mı ya? Ben cahil bir adamım. Bunu düşünüyorum, görüyorum da baştakiler üniversite okuyan sözde niye bunları görmüyorlar? Benim çocuğum üniversiteyi bir dersten yani bıraktı, gitti, okuyamadı. Niye okuyamadı? Ekonomik güçten dolayı okuyamadı, çekti gitti. Şimdi Ukrayna'da çalışıyor. Yazık, günah değil mi? Burada niye iş bulamadık? Çevrem de var, eşim dostum da var ama çocuk diyor ki baba diyor ben 5000 lira maaşla diyor ne yapacağım? Evlenecek miyim? Evimi alacağım, arabamı alacağım diyor. Benim hayat garantim yok diyor. Niye durayım bu ülkede diyor. Çekip gitti. Rezil olmuş kalmış. Rezil olmuş kalmış. Bir de utanmadan diyor ki ben ekonomiyi düzelttim diyor. Ekonomiden hiçbir şeyimiz yok. Ayıp ya, yalan söylemesin bir kere. Bir de yalan söylüyor ki bu kadar ülkelerin arasında çay atladık gidiyoruz. Ayıp ya. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Önceleri yani nasıl diyeyim sana, ben şu an 55 yaşındayım. Adım Bülent. Ben Ecevit'in yani rahmetli Ecevit Sayın Başkanımız Ecevit'in zamanlı, Demirel'in zamanlı, işte Mesut Yılmaz'ın zamanı, rahmetli Mesut Yılmaz'ın zamanı, Özal'ın zamanı, Sayın Özal Cumhurbaşkanımız. Ondan sonra Ahmet Necdet Sezer, Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer gününden bu zamana olan meseleyi anlatayım. İnan ki şu an durumlar kötü. İnan ki çok kötü. Neden diyeceksin? Keşke benim aksi ücret, ben emekliyim, aksi ücret maaş alıyorum. Keşke benim maaşım aynı kalaydı. 4253 olmayaydı. Aynı para kalaydı. Ya zam gelmeyeydi. Benim aksi ücret aynı kalaydı. Çaya, şekere zam gelmeyeydi. Şimdi bakıyorum 4253 lira bana para veriyor. Ya olmuş en düşük ya. En düşük 90 lira diyelim. Yine alamıyorum. Alım gücüm yok. Ev kiralar artmış. Düşün yani ben evliyim. 2 tane evladım var. Ellerinizden öper. Bir kız bir oğlan. İkisi de okuyor. Aynı zamanda çalışıyorlar. Hani bak hem çalışıyorlar hem okuyorlar. Ben çalışıyorum. Emekliyim. Yani gidişat gidişat değil ya. Vallahi gidişat gidişat değil. Bir tane bir maliye bakanı getiriyorlar. Mesela bir damatları var. O gidiyor onun yerine geçmişi karanlık mı aydınlık mı nasıl bilmiyorum. Bir bakan geliyor. Bakan işte milletvekili bakan oluyor. Maliyeden ve işte sorumlu bakan geliyor. O da yani ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor. İnan ki ona sorsan ki şu an durum ne vaziyette? Sanki adama böyle frekansla ezberletmişler. Adam ezber konuşuyor yani. Yani böyle içinden gelerek söylemiyor. Aslında ona gerçekleri söylesen o der ki vallahi hakikaten ekonomik bozuk. O da gerçeği biliyor aslında. Bozuk olduğunu biliyor. Farkında. Şimdilik size böyle bir şey söyleyelim. Bu ülkenin genel anlamda ekonomi bir sorunluğu var. Doğru söylüyorsunuz. Ama şu anda biz halk olarak
yapacağımız en güzel önlem nedir biliyor musunuz abim? Devlet olarak, ülke olarak yapacağımız en önemli şey insan olarak acaba iyi kötüyü birbirinden ayırmak. Yönetim desek bugün seçim oluyor. Seçimlerde herkes kendi öz iradeni herkes güzel bir şekilde gidiyor, kullanıyor. Bu konuda herkes elini vicdanına koyup da o sandığa gittiği zaman neyin kötü olduğunu, neyin iyi olduğunu orada cevap versin. Yani takım tutar gibi parti tutması mı diyorsunuz? Tabii ki. Yani burada asıl soru bizim geleceğimizdir, bizim çoluk ruhumuzdur. Bizler şu anda olgun insanız. Yani bizler artık yani yaşadığımızı yaşamışız yani. Bu saatten sonra bizim evlatlarımız ne yapabilir? Vallahi ekonomik tabloda hiç başarılı değiliz. Bakın enflasyon almış başını gidiyor. Dolar 13,5 olmuş. Biz halen seviniyoruz dolar 13,5 oldu diye. Yani ekonomide hiç başarılı değiliz. Bir de Cumhurbaşkanı çıkıyor hamdla şükürle bu işi götürmeye çalışıyor. Bakın bir sürü gençler işsiz güçsüz. Bunlar hepsi üniversite mezunu. Şükürle bu iş yürümez. Ey Amerika diyor, ey İngiltere diyor. Benim oğlum İngiltere'de ekonomiyi okudu. Orada kaldı. Niye kaldı orada? Bu genç beyinler niye orada kalsın? Ülkesine niye yardım etmesin? Bakın orada oğlumun altında her şey var. Hiçbir sıkıntısı yok. İşte diyor İngiltere'de, Amerika'da enflasyon 7'ye çıkmış. Ya arkadaş sen de %50, %60. Sen hangi 7'lerde bahsediyorsun? Hani Maliye Bakanı gözleri ışıl ışıl oluyor da ya. Bir de vatandaşı görsün nasıl ışıl ışıl. Bir de şu markete gitsin. Işıl ışıl bir görsün. Ekonomi çok berbat. Şu anda ekonomik olarak çok iyi durumda olmadığımız zaten yani göz ardı edilemez aşikare olan bir durum. Yani bununla alakalı da artık ne kadar çalışma yapılıyor onu da haberlerden takip edebiliyoruz. Siyasetçilerin işine hepimizin malumu üzere çok fazla akıl sır ermiyor. Kimin ne dediği de belli olmuyor. Yani ekonomik durum olarak şu anda iyi olduğumuz hiçbir sektör bulunmamakta. Benzininden akaryakıtına, teknolojisinden gıdasına, efendim sanayisinden tarımına şu anda gerçekten övünebileceğimiz, gerçekten biz bu işte iyi izleyebileceğimiz bir durum söz konusu değil maalesef. Hayır olmasını umuyoruz. Başarısız görüyorum çünkü çok verimli bir ülkedeyiz. Hem gençler olarak hem alanımız olarak yeraltı madenlerimiz, üst rezervlerimiz olarak dolu dolu bir memleketiz. Başkalarına gitmesine çok üzülüyorum. Ekonomik tablo iç açıcı olmadığı gibi 6 ay sonrası daha da karanlık. Ve bunun ötesinde tarım olmadığı için kıtlık başlayacak. Ve şu anda herkes seçimle ilgileniyor. O mu aday, bu mu aday, o mu gelecek, bu mu gelecek. Ama 6 ay sonra gelecek olan tsunami'den kimsenin haberi yok. Bunun yanında sağlık, sağlık da iç açıcı değil. Ekonomiyi kendileri bilerek bu hale getiriyorlar. Ben bir vatandaş olarak gençler adına, dediğiniz gibi kadınlar adına, tencereyi kaynatan onlar, derdi kaynatan onlar. Bu arada babalar da başları öne eğik, evlatlarının istediklerini yapamayan, eşlerinin karşısına başı dik, eğik çıkan kocalarla karşı karşıyayız.